Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 4 Ünite 6 Konumuz Gayr-ı Munsarif. Gayrul Munsarifi. Kitap evvela gayr ve munsarif kelimeleri üzerinde durarak konuya başlıyor. Gayr-ı Munsarif, gayr başka değil manalarına gelmekte. Yani olumsuzluktur. Munsarif ise tenvin ve esre kabul edebilen demektir. Buna göre gayrı kullanarak yani olumsuzlukla birlikte gayrul munsarifi esre ve tenvini kabul etmeyen kelime demektir. Kesre ve tenvini alandan başkası veya kesre ve tenvini almayan demektir. Her ikisi de aynı şey. Munsarif sülasi mücerredi sarafe, sarafe kelimesi, fiili mazisi, in sarafe yani infial babına aktarılmış ve ismi fail hali. İn sarafe yani sarifu insirafun mun sarifun, mun sarafun, mun sarif ismi fail. Burada onlara değinilmiştir. Başında gayr olmasaydı tenvin ve esreyi kabul edebilen manasına gelirdi. Gayr olduğu için tenvin ve esreyi kabul etmeyen manasına geliyor. Bunu mutasarrif kelimesiyle karıştırmayın denilmiştir. Mutasarrif çekimi olan demektir. İşte nasara, nasara, nasaru, nasarat veya yensuru, yensurani, lemyensur, lemyensura, unsur, unsura diye çekimleri var. Mazi, muzari, emir çeşitli kalıplarda çekilebilen kelimelere mutasarrif denilmektedir. Buradaki munsarif çekimi olmayan kelime demek değil yani hiçbir ilgisi yok. Sadece kelimeler yakın olduğu için karıştırıldığına şahit olduk diye yazılmış. Buna göre mutasarrif çekimli kelime, munsarif esre ve tenvini kabul eden kelime. Başına gayr geldi, esre ve tenvini kabul etmeyen kelime demektir. Esreyi yani kesreyi herkes biliyor. İşte harfin altına çizilen bir çizgi. Bir de tenvin var. Tenvin iki üstün, iki ötre ve iki esreye verilen addır. Tenvin kelimesini de daha detaylı incelersek tenvin esasen nunlamak. Kelimeye nunu dahil etmek. Nunlamak demektir. Nevvene yunevvinu tenvin tef'il babından mazhar bir kelimedir. Binası teksir içindi. Bunlar hep giriş şeyleri, kabaca değindiğimiz şeyler. Şimdi burada gayr-ı munsarif terimi nahiv kitaplarına göre şöyle ifade edilmiş olabilir. El memnu'u minassarf. Bu şekilde bir tabir görebilirsiniz. Yani Arapça yazılmış bir nahiv kitabına baktığımızda el memnu'u minassarf tabirini görebiliriz. Veya gayrul munsarif, gayri munsarif tabirini görebiliriz. Her dilde olduğu gibi Arapçada da konuşma dili elastiki ne demiş? Elastikiyete sahiptir. Birazcık burada işi anlatılmış. Şimdi ardından okuma parçası geliyor. Okuma parçasını biliyorsunuz, işlemiyoruz. Metni kavrama soruları. Soru 1 bu direkt yani cevabı bir şık olmadığından buna ilgilenmiyoruz. Çünkü bu şekilde soru çıkamayacaktır. Şıklar olması gerekir. Soru 2'nin cevabını videonun altında bulabilirsiniz. 3'ü de bulabilirsiniz. 4'ü de bulursunuz. 5'i de yine bulursunuz diye düşünüyorum. Sanırım bunları koyacağız videonun altına. Böylece dil bilgisine geldik. Gayr-ı munsarif. Şimdi gayr-ı munsarif bir kelimenin sıfatıdır. Yani bir kelime vardır. Önce gayr-ı munsarifinin zıttını anlatalım. Burada anlatılmış zaten. Ne diyor? Arapçada isimler kesre ve tenvini alıp almaması bakımından ikiye ayrılır. Yani bazı kelimeler kesreyi de tenvini de alabilir, kabul eder. Bazı kelimeler almaz. Bu şekilde ikiye ayırabiliriz. Bir, munsarif. Yani tenvini de kesreyi de kabul eden kelimeler. Mesela kelimeye örnek Ali. Somutlaştırıyoruz yani hep anlatıyoruz ve somutlaştıralım. Örnek Ali. Ali kelimesi tenvin almıştır. Zaten görüldüğü üzere yağın üzerinde iki adet ötre var. Yani konu neyle ilgili esasen? İrab ile ilgili. İrab kelimesi sonundaki değişiklikler demektir. Yani kelime sonundan bahsediyoruz. Ali'nin aynından veya lamından değil. Son harf. Son harf esre alabiliyor mu? Ayrıca tenvin alabiliyor mu? Esreyi de tenvini de almaya kabiliyeti varsa o kelimeye munsarif deriz.
Bir kelime esreyi de kabul etmiyor, tenvini de kabul etmiyor. Ona ne deriz? Gayri munsarif deriz. Ama buna şu hariçtir. Yani kelimeye eliflamlı olan kelimeler bildiğiniz üzere tenvin almaz. Kitabun el kitabu. Kitap kelimesine eliflam eklediğimizde el kitabu olur. Kitabun olamaz artık bu. Gayri munsariflik göstergesi değil. Çünkü el kitabi olabiliyor mu? Olur. Başına fiil getiririz. Fil kitabi. Kitapta vardır. Ne vardır? İşte ilmun ilim vardır. Yani bir kelime hem tenvini alamayacak hem de esreyi alamayacak. İkisini de aynı anda almaya kabiliyeti olmamalı. Câe fiil, Ali'yün fail. Fail olduğu zaman raf halinde görüldüğü üzere iki adet ötre yani tenvini alabilmiş. Ali kelimesi bir aşağıdaki örnekte. Ra'eytu, ra'a fiil, tu fail. Ali burada mef'ul olduğundan mef'ullerde ma'mul mensup yani mensupturlar. Bu yüzden iki adet fethayı alabilmiş yani tenvini alabilmiş. Cer halinde selleme fiil tu fail ala harfi cer olduğundan cer etmesi lazım. Edebilmiş mi? Ali'yin cer etmiştir. İki adet esre almış, tenvin almıştır. Dolayısıyla Ali kelimesi nedir? Raf halinde, nasb halinde, cer halinde. Üç şekilde farklı hareke alabilmiş mi? Alabilmiş. Tenvin alabiliyor mu? Alabiliyor. Esreyi alabiliyor mu? Alabiliyor. Dolayısıyla Ali kelimesi nedir? Musarif bir kelimedir. Musarif isimlerden sonlarında elifi maksura bulunanlar ile mütekellim yasına muzaf olan müfret isimler her üç irabında takdiri olarak alır. Daha önce geçmişti. Bunu ben sanırsam Arapça 1'de anlattım. Belki yani anlattığım eminim. Tam olarak nerede geçtiğini hatırlamasam da. Takdiri iraba kısaca değinmiştik. Zamirler konusuydu. Zamirlerle ilgili bir ünite var. O zamirlerle ilgili üniteye bakarsanız orada mütekellim yasına muzaf olan kelimeler diye bir şeyler vardı. Üç irabı takdiri olur. Ne zaman bir kelimenin irabı ne zaman üç halinde takdiri olabiliyor? Bir, mütekellim yasına muzaf olduklarında. İki, kelimenin sonunda elif-i meksura varsa. Bu iki durumda da kelimenin irabı, her üç irabı da ne olmaktadır? Takdiri olmaktadır. Buradaki üçten kasıt elbette raf, nasb ve cer halidir. Takdir edilir yani telaffuz edilmedikleri için varsayılır. Şimdi hazara hazır oldu yani geldi. Kim? Validi. Validi görüldüğü üzere kelimenin son harfi olan dal esreli. Değil mi? Esreli. Oysa valid nedir burada? Hem muzaftır hem de faildir. Failler merfu olmalı. Zaten raf halinde yazılmış ama burada ötreyi göremedik. Raf hali ötre olmak zorunda değil ama valid kelimesi müfret bir kelime. Validun. Müfret. Validani, evlat şeklinde bir çoğul bir kelime değil. Hazara geldi. Validi. Şimdi buradaki dal, dolayısıyla müfret bir isim velet kelimesi. Valid diyelim. Müfret bir kelime. Müfret olduğu için müfret isimden irabı raf halinde ötre ile olur. Nasb halinde fetha. Cer halinde esre ile olur. Şu an cer halindeymiş gibi yazılmış ama cer hali değil. Neden böyle durum? Çünkü sonunda ne var? Mütekellim yası var. Mesela kitabun bir kitap. Kitabi benim kitabım. Nafizetün pencere. Nafizeti benim pencerem. Seyyaratun araba. Seyyarati benim arabam. Defterun defter. Defteri benim defterim. Kalemun kalem. Kalemi benim kalemim. Sonuna gelen yaya mütekellim yası yani benim manasına gelen bir ya var. Dolayısıyla buradaki valid kelimesinin irabı nedir? Takdiridir. Takdiren ne? Merfu. Çünkü burada ya'nın üzerine bir adet zamme, ötre takdir ediyoruz. Yani varsayıyoruz. Yazıda olmasa da vardır diyoruz. Aynı şekilde bir de elifi maksureli şeklini görelim. Elifi maksura nedir? Bir adet elif ki sağında fetha var. Elif-i Maksure'yi kısaca böyle bilelim. Çok detaylıdır. Ama basitçe bu şekilde bilelim. Bir adet elif sağında fetha var. Bakın burada valitteki en sondaki harf elif değildir. Görüldüğü üzere sonunda ne var? Nokta var. Altında nokta var. Bu yüzden ya harfidir. Oysa fetha'nın sonundaki bu ya gibi görünen harfin altında nokta yok.
Dolayısıyla bu eliftir. Elif-i maksura denilir. Bir de elif-i memdude var. Sanırım birazdan gelir. Ca'e fiil. El feta yine fail. Nasıl fail bu? Nasıl merfu? El fe Yani ne var demek ki? Sondaki elifte yine ne var? Bir adet takdir edilmiş zamme vardır. Bir de nasb hallerine baktığımızda yazılış yani validi, 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 raf, nas, car, hepsinde validi aynı şekilde yazılmış. Bir değişiklik yok. Aynı şekilde feta, feta, feta değişen bir şey yok. Yani fete, feti değil, feteyu diye açıkça yazılmamış. Sondaki elifte gözükmeyen bir adet zamme yani ötre olduğu varsayılmaktadır. Ama tabi bil fetihi derken burada hala ötre var demeyelim. Burada esre takdir edilmiş. Nasb hali olduğu için fetha takdir edilmiş. Raf hali olduğundan ötre takdir edilmiş. Diğerlerinde de aynı. Cer hali ise esre, nasb hali ise fetha, raf hali ise ötre takdir edilmektedir. Cer halinde görüldüğü üzere üsellimu fiil. Fail nerede? Üsellimu ene, ben. Fail, müstetir fail. Gözükmemekte zamir. Ala harfi cerri geldiği için ardından gelen kelime mecrur olmalı. Merra fiil tu fail bi yani ba harfi cerri var. Ardından gelen kelime bu yüzden mecrurdur. Ama mecrurdur. Cer alameti açıkça gözükmemektedir. Çünkü takdiren mecrurdur. Onun da harekesi esredir. Nasb haline baktığımızda uhibbu ene. Ene yine fail. Ne lazım? Mef'ul lazım. Mef'ul de validiydir. Sondaki ya'ya bir adet ne takdir edeceğiz? Nasb hali demişiz. Öyleyse fetha. Zaten uhibbu fiil, ene fail, geriye mef'ul lazım. Mef'ul da fethalı. Bu yüzden bu şekilde. Diğeri de aynı. Yani burada raf halinde ise ötre takdir edelim. Her ikisine de. Nasb halinde ise fetha takdir edelim. Fetha ya da valideye de. Cer halinde ise esre takdir edelim. Fetha ile valide her ikisine de. Bunlar bir giriş durumuydu. Neden giriş durumuydu? Şimdi İrab'ın yani asli konumuza geliyoruz. Şimdiye kadarki bir girişti. Gayri munsarif. Gayri munsarif denildiğinde aklımıza gelecek ilk şey nedir? Raf hallerinde zamme aldıkları, nasb hallerinde fetha aldıkları, cer hallerinde kesre yerine yine fetha aldıkları. Bunu bilmeliyiz. Gayri munsarif bir kelime. Raf halinde ötre, nasb ve cer halinde fetha alır. Bir satırlık yazıdır bu. Gayri munsarifler raf halinde ötre, nasb ve cer hallerinde fetha alırlar. Asla esre almazlar. İrabları budur. Az önce takdiri irabı gösterdi. Şimdi bize gayrimusarriften kitap bahsetmeye başladı. Yani neden takdiri irabtan bahsetti denilirse, takdiri irabtan bahsetti. Burada ilk önce şuradan bahsetti. Musarrif kelimeyi gösterdi. Gördüğünüz üzere dedi. Musarrif kelimeler raf halinde ötre, nasb halinde fetha, cer halinde esreyi alır. Gayrimusarrif böyle değildir. İki, bir de takdiri irab dediğimiz şey var. Bu da gayrimusarrif değildir. Bunları anlattı. Burada mütekellim yası ile ilgili bilgi gelmeyecek olsa da elif-i maksura ile ilgili bilgiler gelecektir. Bu gayrimusarif konusuyla çok ilişkili. Gayrimusarif ne dedik? Önce irabını bilelim. İrabı raf halinde zamme, nasb halinde ve cer halinde fetha olmasıdır. Asla esre almaz dedik. Nahiv alimleri bir ismin musarif olmasına engel olan yani mevani'ü sarf. Sarf kelimesi az önce geçmişti, yani yukarıda geçmişti. Mevani, mani'un kelimesinin çoğulu. Mani'un, mevani'un, maniler, engeller manasında. Buna göre musarifliğin engelleri. 9 sebep, sebep yani illet aynı manada sayılmıştır. Mevani'ü sarf tabiri kitaplarda birebir geçmekte. Şu an İbn Hişam el-Ensari'nin Şerhu Katrin Neda ve Belli Sade adlı kitabını görmektesiniz. Mevani'us sarfı isim demiş. Tis'a, 9'dur. Yani musarifliği engelleyen bir kelimeyi gayri musarif yapan illetler, sebepler 9 tanedir. Bunlar nedir? İşte şu vezin onları toplamıştır diye anlatılmış ve devam etmekte. Şimdi biz
Tekrar konumuza döndük, kitabımıza döndük. Nahiv kaynaklarında yer alan ve asırlardır okunan bu beyitleri orijinal şekliyle burada zikretmek istedik. Mevani'us sarfi tis'un. Mevani'ye ne demiştik? Maniler. Mevani'us sarfi, musarifliğin manileri, yani engelleri nedir? Tis'un 9'dur. Haber bu. Küllema ictema'ten ne zaman ki toplanırsa sintani minha femali sarfi tasvip. Her zaman ki ikisi bir arada olursa. Bunların her biri gelecek gerçi. Şuradaki beyitler nereden alınmıştır? Ona değinelim. Haddun vasfun teknisin diye devam eden yer. Görüldüğü üzere ne diyor? Asırlardır okunan. Bu yazı, beyit El Memnu'un min es-Sarf İbni Hacib'e ait olan Kafiye. Meşhurdur. Kafiye adlı kitaptan alıntıdır. Baktığımızda gayr-ı munsarifi mafihi illetâne min tesnera vâhidetun min hâte gûmu megâme huma vehiye. Onlar da nedir? Addun vasfun teknisun marifetun ucmetun cem'un terkibi ve nûn-ı zâdete min gâblihâ elifun ve veznu fe'lin ve hâzel gavlu takribun. Burada ne anlatıldı? Gayr-ı munsarif nedir? Ma öyle bir şeydir ki fihi onda vardır illetani iki illet. İki illet aynı anda bulunur. Min tes'in 9 illetten ikisi aynı anda bulunur. Bulunan bir kelimedir. Ev veya vahidetun minha o 9'dan bir tanesi olsa da olur. Öyle bir ki o tegumu megamehuma iki illet yerine geçiyor. Vehi o illetler nedir? Addun adillik vasfun vasıflık diye devam etmekte meşhur bir kitap. Medreselerde yüzyıllarca okutulmuş, meşhur, doğuda da batıda da oldukça meşhur bir nahiv kitabı. Şimdi tekrar kitabımıza döndük. Kitap daha açık anlatmış. Musarif olmanın engelleri 9'dur. Yani 9 tane şeyden artık biri veya ikisi. Onları göreceğiz birazdan. Bu 9 engeller, sebepler nedir? İkisi her ne zaman bir kelimede bulunursa, aynı anda bulunursa. Yani 9 tane illet sayacağız şimdi. Bu 9 illetten ikisi aynı anda bir kelimede bulunursa bilin ki o kelime gayrimusariftir. Ama bir de ne var? Önce bunu bir yazalım, ezberleyelim yani. 9 illetten ikisi bir kelimede aynı anda bulunursa o kelime gayrimusariftir. Buraya bir nokta koyduk. Şimdi devam ediyoruz. Veya bu 9 illetten öyle illetler var ki tek başına yani bir tanesi de bulunsa yine gayrimusarif yapar. Onlar nedir? Birazdan gelecektir. Gelmese de biz ekstradan anlatırız. Şimdi öncelikle 9 illet nedir? Adillik. Bu kelimenin vezninin başka bir vezne dönüşmüş olması. Adil yani adillik nedir? Kelimenin orijinal vezninden çıkartılmış başka bir vezne sokulmuş olmasıdır. Asıl vezninde değil. İki, vasıflık yani sıfat anlamlı bir kelime olması. Üç, kelimenin müennes olması. Elbette her müennes değil, ayrıntıları gelecek. 4. Marife olması. Her marife değil, hepsi gelecek yani. Ucme, bir kelimenin yabancı bir dilden Arapçaya geçmiş olması. Yani örnek veriyorum, aslında bir kelime İbranice'ydi. Daha sonra zaman içerisinde o kelime Arapçalaşmıştır, o şekilde. Örnek Türkçeden de verebiliriz. Mesela şey kelimesini kullanırız. Yani aklımıza bir şey gelmez. Şey işte neydi şey falan deriz. O şey kelimesi Arapçadır. Veya eşya, ev eşyası diyorlar. Eşya ne demek? Eşya da Arapça bir kelime. Şeyun, şeyani, eşya. Eşya cemi mükesserdir. Şey müfret. Yani Arapçadan Türkçe'ye geçmiş kelimeler var mı? Var. İşte aynı şekilde aslen Arapça olmadığı halde zaman içerisinde Arapçaya geçmiş kelimeler de vardır. Bunlara da ucme diyoruz. Bir de cemi, çoğul sıgasında olması. Buradaki cemi her cemi değil, her birinin ayrıntısı gelir. Mürekkep yani bileşik isim. Öncesinde elif bulunan bir nun bulunması. Yani kelime nun ile bitiyor ama sağında elif var. Her biri gelecek. Kelimenin fiil vezninde olması. Aslında fiil değil ama fiil vezine konulmuş. Öyle bir kelime. Sıra sizde. Bildiğiniz bir gayrimusarif kelimeyi merfu, mensup ve mecrur hallerde kullanın. Sıra size sorusu olduğu için muhtemelen örnekleri vardır. Açıkçası bakmadık ama gayr-ı musarif kelime denildiğinde en meşhuru nedir? İşte İbrahim mesela. Veya Ahmet, Zeynep, Ahmet kelimesi.
Merartu, merrafi, tu fail. Merartu, ben uğradım kime? Ahmet'e. Ahmet burada meful olduğu için fethaladık. Ahmet'e. Ahmet'e uğradım. Merartu, yine fiil fail. Ben uğradım kime? Bi Ahmet'e. Bi harfi cer geldi başına. Bi Ahmet'e. Ahmet'e uğradım. Yine aynı mana. Ama dikkat edin, başında ba harfi cer, yani bi kullanmama rağmen Ahmedi demedim, değil mi? Bir Ahmedi demedim. Dalayısıyla vermedim. Yine fetha verdim. Niye? Ver mustarifler esra almaz çünkü. Şimdi bir de bu Ahmet kelimesini merfu olarak kullanalım. Merra uğradı. Kim? Ahmedü. Ahmet uğradı. Kime uğradı? İşte falanca uğradı. Gerisi önemli değil zaten. Burada önemli olan onun irabını göstermekti. Anlatılmak istenen şey nedir? Gayrimusarifler raf halinde ötre, nasb ve cer hallerinde fetha alırlar. Bu çok önemli. Başına harfi cer gelse de esra almıyor. Gayrimusarif kelimeler. 3 başlıkta incelenebilir demiş. Bu önemli değil. Şimdi nahiv alimleri alem, özel isim ve sıfatlardan yukarıda sayılan 9 illet sebepten 2 tanesi kendisinde bulunduran söylemiştir. Burada bir şey yok açıkçası. A'dan başlıyoruz. Alem. Özel isim demektir alem. Alemler aslında ikiye ayrılır. Alemu şahsin, alemu cinsin. Burada özel isim manasında kullanılmış. 1. Alem ve ucme sebeplerini birlikte bulunduranlar. Şimdi bir alem düşün, özel isim. Şimdi ne bilelim? Fatih mesela. Ama ucme mi? Alem olmak yetmiyor. Aynı zamanda ucme olması lazım. Buna göre Fatih olur mu? Olmaz. Ucme neydi? Farklı bir dilden Arapçaya aktarılmış. Yani yabancı kelime demek ucme. Hem alem olacak, hem özel isim olacak, hem o aslen Arapça değil, sonradan Arapçaya geçmiş olması gerekiyor. Bu iki illet aynı anda bir kelimede varsa ona gayrimusarif denilir. Ucme bir ismin Arapça dışında bir dilden alınmış olmasıdır. Böyle isimlere acemi denilir. Acemi, cemi değil yani. Müfettesine cemi değil. Ucme ile acemi aynı, farklı bir dilden Arapçaya aktarılmış. Ayrıca bu tür kelimeler Arapçaya başka dilden girdiklerini ifade etmek amacıyla eddahil, başka bir dilden Arapçaya giren diye adlandırılabilir. İbrahim, İsmail, İsrafil diye devam eden kelimeler, bunlar nedir? Her biri özel isim. İşte İbrahim özel isim, İsmail özel isim. Bunlar özel isim olmakla birlikte aynı zamanda ucmedir. Yani aslen Arapça bir isim değil. İşte İbrahim, İsmail, bunlar nedir? Örnek: İbraniceydiler. Zaman içerisinde Arapçaya geçmişlerdir. İbraniceden Arapçaya geçtiği için nedir? Ucmedir. Özel isimdir, şahıs ismidir. Bu yüzden de alemdir. İsrafil bir melek adı olarak düşünülebilir. Ramsis, bir de ne demiş? Landon. Yani Londra. Londra kelimesi Arapça değil yani. Şu an itibariyle Arapça olsa da yani farklı dilden aktarılmış. İstanbul'da yine özel isim ve ucmedir. Özel isim ve ucme olduğu için her biri nedir? Gayrimusarif. Gördüğünüz üzere bu kelimeler kendilerinde iki illet barındırıyor. Sadece alem değil. Yani aklınıza gelen alemi tüm özel isimler gayrimusariftir diyemeyiz. Hem alem hem de ucme olacak. İkisi bir olmalı. Bir kelimenin ucme olduğunu bilmek esasen zordur. Neden zordur? Yani Arapçanın tarihini mi biliyoruz sanki? Bu kelime önceden işte İbranice'ydi, sonradan Arapçaya geçti. Bunu nereden bilebiliriz ki? Bunu bildiğimiz için ne yaptık? Ufak bir tarama sonucu şunu ekranlara getirdik. Mesela ne diyelim? Kur'an-ı Kerim'de geçen ucme kelimeleri örnekler. Bunları bulmak zor olabilir. Örnek, yani not almanızda fayda olabilir arkadaşlar. Sınavda çıkacağını düşünmüyorum da, yani ekstra olarak kelimeler nelerdir merak eden varsa. Adem, Azer, İbrahim, İblis, İdris, İshak, İsrail, İsmail, İlyas, Eyüp, Babil, Calut, Cibril, Davut, Süleyman, Dalut, İmran diye devam ediyor. Meryem, Musa, Me'cüc, Mağrut, Lokman, Karun, Yahya, Yakup, Yusuf, Yunus. İşte bunlar hem Kur'an-ı Kerim'de geçmekteler hem de ucmedirler. Bir kelimenin ucme olduğunu tespit edebilmek zordur. Çünkü şu an itibariyle, yani sözlüğe baksak, İşte falanca kelime tamam Arapça yazıyor. Ama eskiden bu Arapça mıydı? Eskisini nereden bileceksin? Bilmek zordur.
Bu yüzden şu an gördüğünüz sayfa da Mısır El-Ezher Üniversitesi'nin bir kitabından alınmıştır. Şimdi burada bir de ne var? Örnek kullanımlar var. İşte Barisu, Paris nedir? Hem alemdir hem ucmedir. Alem özel isim demek. Özel ismin ne olduğuna dair bilginiz kesinlikle vardır. Paris burada min ekberil mudini. Şehirlerin en büyüklerindendir. En büyüklerinden biridir. Min sebaiz, bazıyet bildiriyor. En büyüğü değil yani. En büyüklerinden bir tanesi. Şimdi burada Paris merfu başlangıç cümlesi olduğu için, başlangıç kelimesi olduğu için merfu olması doğal. Bena Halilullah İbrahimu. Burada da İbrahim kelimesi gayrimustariftir ve merfu olarak yazılmış. Yunus burada mensup olarak veya mecrur olarak. Hemen bakıyoruz. İbtela'e yuttu manasında fiil. El-Hut, balina, imlaku. Dev balina yuttu. Neyi kimi yuttu? Neyi kimi sorusuna cevap olan Yunus kelimesi ne olur? Meful olur. Dolayısıyla mensup durumdadır. Yunus'e. Sinde fetha var. Birincilerin örneklerini gördü. İki, bir kelime hem alem hem müennes olabilir. Bir kelime hem alemse hem de müennesse, ikisi aynı anda varsa bir kelimede, o kelime de gayrimustariftir. Örnekler Fatımetu, Meryemu, Suadu, Zeynebu, Mekketu, Dalhatu diye devam ediyor. Burada müennes olması açıkça T'yi alması değil. Bu gruba müenneslik alameti olsun olmasın. Müennes varlıklara, insan, hayvan, şehir, ülke fark etmez. Müennes denildiğin hemen akla kadın bayan gelmemeli yani. Arapçada müennes kullanımı yaygındır. Müenneslik alameti olsun olmasın. Müennes varlıklara diyor bak sadece insan kadın değil. İnsan olabilir, hayvan olabilir, şehir, ülke. Verilen özel isimlerle sonunda müenneslik alameti bulunan erkek isimleri de buna dahildir. İşte Hamza bir erkek ismi, Muaviye erkek ismi. Nasıl müennes denilemez. Sonunda müenneslik alameti olan ta var. Dolayısıyla hem alem hem de müennes olan kelimeler gayrimustariftir. İkisi aynı anda olmalı. Hamzatu nedir? Gayrimustarif. Niye? Hamza bir özel isim, insan ismi. Aynı zamanda müenneslik tası almıştır. Tayı alması da diğerlerinde olabilir. Mesela li rifaete. Rifaet nedir? Hem alemdir hem sonunda T var. Müenneslik tahsisi var. İkisi aynı anda bulunduğu için gayrimustariftir. Kânet âminetü. Amine bir özel isim. Peygamberimizin annesinin ismi. Hem özel isim yani hem alem hem de sonunda müenneslik tahsisi var. Dolayısıyla gayrimustarif. 3. Bir kelime hem alem hem de sonunda elif nun var. Yani elif nunla biten bir kelime olacak ve o kelime aynı zamanda alem olacak. Bu ikisi aynı andaysa o kelime de gayrimustarif. Üsman. Üsman kelimesi üsm ve de şuradaki elif nun yani. Üsm ve elif nundan müştak. Yani ikisinden ne diyelim kaynamış, oluşmuş. Müştak değil, oluşmuş yani kaynaşmış. Üsman kelimesi alem mi? Evet bir özel ismi. Hazreti Osman var. Radıyallahu anh herkes biliyor. Dolayısıyla nedir? Bir alemdir. Kelime Elif Nur ile mi bitmiş? Evet açıkça bunu görebiliyoruz. İkisi aynı anda olduğu için gayrimustarif. Şaban. Şaban hem bir ay adı hem de ülkemizde kullanılan bir özel isim, bir insan ismi. Dolayısıyla özel isim mi? Evet. Elif Nur ile mi bitmiş? Evet. Öyleyse gayrimustarif. Selman, Ramazan, Mervan aynı şekilde. Ramazan. Bir özel isim. Ay adı. Recep, Şaban, Ramazan. 3 aylardan biri ve şu anda da 3 aylara girdik. Yıl 2014. Şimdi kelimenin sonu Elif Nur ile bitmiş ve özel isim. Dolayısıyla gayrimustariftir. İrabına baktığımızda haza bu nedir? Şabanu. Şabandır. Burada gayrimustarif ya kelime bu Şaban kelimesi. Bunun yerine gayrimustarif değil de mustarif bir kelime olsaydı nasıl irab alırdı? Şabanun. İki tane ötüre yani tenvin alırdı. Haza mübteda Şaban haberdir. Mesela burada Zeyt yazsa. Haza bu kimdir? Zeydün, Zeyt'tir. Veya haza bu kimdir? Muhammedün, Muhammed'tir. Haza bu kimdir? İşte şudur şeklinde. Yani
Kitabun mesela, bu kitaptır. Adama kitabı gösteriyorsun. Haza bu kitabun, kitaptır. İki adet ötre, yani tenvin alırdı musarif olsaydı. Ama bu kelime gayri musarif olduğundan tek ötre almıştır. İki tane alamamıştır. Gayri musariflik gereği durum bu. Ra'itu, ra'a, fi'l, tu, fa'il ne lazım? Mef'ul, mensup yan olması gerekir. Şabane mensup olmuştur. Bunun da fethayı gördük. Merartu, merra, fi'l, tu, fa'il ne lazım? Mef'ul lazım yine ama başına bi, yani ba harfi cerri gelmiş. Bi diye yazılsa da adı ba'dır. Hani elif düzü vardır. Elif, be, te, se değildir onda. Nedir? Elif ba diye adı söylenmiş. Elif B okuyalım denilmez yani. Elif Ba adı. Niye? Çünkü bu harfin adı Ba'dır. Bir şa'bane. Bir yani Ba nedir? Harfi cerdir. Kelimenin sonunu cer etmesi beklenirdi. Ama onun da esreyi göremedik. Niye? Çünkü Şaban neydi? Gayrimunsarifti. Yukarıda geçti zaten. Gayrimunsariflerin cer hali ne ile? Fetha ile. Yani Şaban kelimesi şu an mecrur, cer hali, evet ama cer hali fetha ile. Cer demek illa esre demek değildir. Evet, devam ediyoruz. 4. Bir kelime hem alem hem de fiil vezninde ise yine gayrimusarif olur. Hem alem hem de fiil vezninde. İkisi aynı anda olacak. Mesela Ahmedu edhulu ehrucu fiilidir. Yani vezin aşırı derecede benzemekte, aynı vezin diyebiliriz. Dolayısıyla Ahmet kelimesi öncelikle alem mi? Ahmet, evet Ahmet diye Türkçe'de isim vardır ama Türkçe'de olması önemli değil tabii ki. Önemli olan Arapça'da olması. Bizim dilimizde de, Arapça'da da Ahmet diye bir isim var. Yani alemdir ve fiil vezindedir. Biraz fiil vezinleriyle ilgili bilgimiz olursa rahat anlarız. Fiil vezindedir. İkisi aynı anda kendisinde olduğundan gayrimunsariftir. Yine şemmeru yazılmış sanırsam. Şemmeru mazi vezninde mesela fe'ale vezninde, harrace, gattele vezninde uygundur. Yani fe'ali, fe'il, tef'il vezninde. Onun mazisinde tef'il babının mazisindeki bir kalıba şemmeru benziyor. Yezidü de muzari kalıbına benzemek. Mesela Yezid. Bu şu anda özel isim olarak burada geçmekte. Yezid aynı zamanda hangi kalıba benziyor? Ba'a yebi'u. Ba'a mazi, yebi'u muzari. İşte ba'a yebi'u ile Yezid aynı kalıp. Bunlar aynı zamanda her ikisi de ne? Alem ve fiil veznindeler. Bu yüzden bunlar gayrimusarif olurlar. Ca'e şemmeru. Yezid veya kullanılabilir. Yani bu ne demek? Ca'e geldi, şemmeru, şemmer geldi. Bu şekilde kullanabiliriz veya ca yezidü bu şekilde kullanabiliriz. Ca şemmeru yazdıktan sonra boşluk bırakıp tekrar ca yezidü yazmak fazla yer kaplayacaktır. Ca'yı tekrar yazmayalım. Bir çizgi, bir slash, bir ek çizgi koyalım demişler. Ca fi şemmeru fail. Ca fiil yezidü fail. Fail olduklarında merfudurlar. Şemmeru da ra zammeli, yezidü da dal zammeli. Çünkü fail durumunda. Ra'eytu ra'afil tu fail şemmera mef'ul. Bu yüzden ra fethalı. Çünkü mef'uller mensuptur. Bu kelimeler nedir? Gayrimustariftir. O zaman gayrimustarifin nasb alameti nedir diye düşünürüz. En başta söylemiştik. Nasb hali fetha, cer hali yine fetha, raf hali zammedir. Şemmera, yezid ikisi de olur. Sellemtu fiil yani selleme fiil tu faili mef'ul lazım ama ala harfi cerri ile gelmekte. Yani mecrur olmalılar. Ala şemmera, ala yezide. Şemmera da yezide de burada mecrurdur. Ne ile mecrur? Fetha ile mecrurlar. Esre ile değil. Çünkü gayrimustarifler esre almazlar. 5. Alem bir isim aynı zamanda adillik illetine de sahip olabilir. Yani bir kelime hem alem hem de adillik illetine maruz kalmış ise, yani bir kelime hem alem hem de adilse bu durumda o kelime gayrimusarif olur. Adillik asıl sıralarından başka bir vezne konulmuş kelime demektir. Mesela Ömer kelimesinin aslı amir olduğu ve ondan dönüştüğü kabul edilir.
Bildiğimiz Ömer, Hazreti Ömer kelimesi mesela. Nedir? Amirden dönüşmüştür. Dolayısıyla adillik özelliği var. İki, bu kelime bir özel isim, insan adı olarak verilmiş. Alemdir. İki özelliği, hem adilliği hem alemliği kendisinde barındırdığı için Ömer nedir? Gayrimusariftir. Ömer bunun sonunda vav olsaydı bu artık Ömer diye okunmaz. Amır değil mi? Amrun. Amır şeklinde okunurdu. Yani ra'dan sonra vav olsa bu onun amır olduğunu gösterirdi. Vavsız yazıldığı için Ömer oldu. Kelimenin aslı amirmiş, oradan dönüşmeymiş. Bu yüzden adillik özelliği var. Yani bir özel isimdir. Bunu biliyoruz. İnsanlara isim olarak veriliyor. Hazreti Ömer var tarihte. Radıyallahu anh. Ülkemizde de Ömer isimli insanlar var. Dolayısıyla alemdir. İki tane özelliği kendisinde barındırmıştır. Eşittir. Gayri munsariftir. İşte adilliğe örnekler verilmiş. Yani dönüşmüş isimler. Zuhal var. Züfer var. Sual, Hübel diye devam ediyor. Ca'e geldi. Ni bana geldi mef'ul. Kim geldi? Ümeru Ömer geldi. Ümer burada gayrı musarrif olmasaydı iki tane ötürü alacaktı. Ümerun fail çünkü. Ca'e fiil ni mef'ul. Ömer burada fail konumundadır. Ama gayrı musarrif olduğu için tek ötürü alabilmiş. Merfu tamam. Raf faali ötürüyle. Ama gayrı musarrif değil de musarrif olsaydı iki ötürü alırdı. Ra'eytu ra'afi tu fail Ömer mef'ul. Bu yüzden mensuptur. Ra'da fethi görüyorsunuz. Sellemtu selleme fi tu fail mef'ul lazım harfi cer ile. Ala umera umeri değil. Ra'da esre olamaz. Niye? Gayrimusarif. Sürekli bu örnekler yani yukarıda hep bu örnekler geliyor geliyor. Raf halini örnek, nas halini örnek, cer halini örnek. Yani şunu bilirsek problem yok. Örneklerde durmaya da gerek yok. Gayrimusarrifler raf halinde ötre, nasb halinde fetha, cer halinde yine fethadır. Ya cer hali derken başında harfi cer de olsa yine de esre almazlar. O manaya geliyor. Not, uhra kelimesinin cimisi olan uhar ve tekit lafızlarından bulunan şu üç kelime alem olmadıkları halde gayrimusarrif. فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ Aslında burada uhar kelimesi eyyamın sıfatıdır. اَيَّامٍ اُخَرٍ şeklinde beklenilirdi. Yani ra'da iki tane esre olması beklenirdi. Ama uhar kelimesi gayrimusarrif olduğu için iki tane esre yani tenvin alması imkansız. Cer halini alması gerekir. Cer hali fetha iledir. Bu yüzden ra fethalanmış. Yani gayrimusarrif konusu çok önemli bir konudur. İrab'da yeri önemli. Kur'an-ı Kerim'de de bayağı örnekleri var. Kur'an-ı Kerim'den örnekler değineceğiz artık. Birazdan mı değiniriz? Ünitesi sonunda mı ben de bilmiyorum. Bakacağız. Sonunda memdut. Yani dik elif ve kırık hemze, kırık elif diye adlandırılmış olan iki tane işareti yan yana görmek. Bir de maksur. Yani işte yaya benzeyen ama noktasız olan elif. Bu iki elif. Bunlar da nedir? Yine gayrimusarifliği gösteren şeylerdir. Bunların her ikisi de burada belirtilmemiş esasen. Yani daha açık yazılabilirdi ama biz söyleyelim bunu. Bir kelime elif-i maksur almış ise, yani elif-i maksura ile bitmiş ise veya bir kelime elif-i memdude varsa o kelime de başka bir sebep aranmaz. Bir çok önemli bir bilgi. Bir, yani deminden beri hep neye geçiyoruz? Hem alem olacak, hem ucme olacak. Veya hem alem olacak, hem şu, hem şu, hem bu. Hep iki tane şey arıyordu. İki tane illet, iki adet sebep yan yana arıyorduk. İkisi aynı anda olmalıydı. İşte, altıncı madde öyle bir şey ki, iki tane sebep aranmıyor. Bir kelimede elif-i memdu de varsa, direkt gayrimusarrif de. Bu bir. İki, bir kelimede elif-i maksura varsa, yine direkt ne diyelim? Gayrimusarif diyelim. İkisinin aynı anda olması gerekmiyor yani. Öyle bir şey zaten olamaz da. Ekstra bir sebep yok. Bir tane örnek yapalım. Mesela 5'te ne vardı? Bir kelime hem alem hem adillik. Bir kelime de hem alem olmalıydı hem adillik olmalıydı. 4'te bir kelime hem alem hem de fiil vezinde olmalıydı. 3'te hem alem hem sonunda elifin olmalıydı. Diğerleri de bu şekildeydi. Ama 6'ya geldiğimizde hem şu hem bu yok. Bir kelime de sadece elif-i memdu da varsa hemen gayrimusarrif deriz. İşte sahra e çöl manasında sahra
Gayrimusarriftir. Neden gayrimusarrif? Sebebi ne? Sonunda Elif'in memduhu da var. Görüyorsunuz. Dik bir Elif, yanında kırık Hemze Elif diye insanlar söylüyor yani. Bu şekilde olan kelimeye ne diyoruz? Yani böyle bir tane kelimelere direkt Elif'in memduhu de deriz. Şunda Elif'in memduhu diye adlandırılmakta. Aynı zamanda bu kelime sahra kelimesi nedir? Gayrimusarriftir. Sebep Elif'in memduhu barındırıyor olması. Sahra burada başında herhangi bir şey olmadığı için nasıl okunur? Sahra-u. Sahra-u diye okunur. Çünkü raf halinde olan kelimeler her zaman böyle okunur. Başına fi harfi cerri geldi. Fi sahra-e. Gayrimusarif ya. Gayrimusariflerin cer hali feta ileydi. Bu yüzden sahra-e oldu. Fi sahra-e. Fi sahra-i olmaz. Esra almazlar. Hatıra manasında zikra. Zikra sonunda ne var? Elif-i maksura var. Görüyorsunuz. Ra'dan sonra Elif-i maksura var. Bu kelime de nedir? Gayri-munsariftir. Daha sonra büşra. Bu da gayri-munsarif. Elif-i maksura var. Çünkü neden Elif-i maksurayı nasıl anlıyoruz? Ya'ya benzeyen şu harf olmalı. Bunun adı Elif yani de. Altında iki adet nokta yok. Bu işareti ne diyoruz? Elif-i maksura diyoruz. Sağında fetha var. Fi leyletin zalma'e yazmışlar. Aslında leyletin bir gece öyle gece ki zalma'e çok karanlık. Yani sıfat özellik sıfat olduğu için leyletin madem ki mecrur zalma'enin de mecrur olması lazım. Zaten mecrur da esre ile değil çünkü gayrimusarif. Fetha ile mecrur. Bu kelime neden gayrimusarif? Yukarıya bakıyoruz. Elf-i memdude ile bitmiş. Bu yüzden gayrimusarif. Yani bir, gayrimusarif kelimeleri tespit edebiliyor muyuz? İki, neden gayrimusarif? Onu da tespit etmemiz beklenir. Hazra, yeşil. Elif-i memdude ile bittiği için gayrimusarif. Zerka, mavi aynı şekilde. Süfle, elif-i maksura almış. Hübla, elif-i maksura almış. Bu yüzden gayrimusarifler. Yedi, bir kelime hem alem hem de el murakkebul mecazi. Yani kaynaşmış, bileşik bir isim olmalı. Bu tür şeylere de yine gayrimusarif demekteyiz. Hem alem olacak hem de ne olmalı? Mürekkep yani. Mürekkebül mecazi ama değişik mürekkepler var. Mürekkebül mecazi olacak. İkisi aynı anda varsa o kelime de gayrimusarif olmakta. Şurada yazan örneklerin tamamı çok meşhur. Yani klasik kitaplar okuyanlar bunların her birini görmüştür. Ma'di keribe. İşte Ba'le Bekke, işte Ba'le farklı bir yapı idi. Bekke daha sonra ona ilave edildi. Hazra Mevte, Hazra ile Mevt farklı farklı kelimelerdir. Kaynaşmışlar, birleşmişler. Bu kelimeler o şekilde ifade edilir. Bunların dışında bir kelime de size sormazlar esasen. Yani ön lisans seviyesinde herhalde bunlar sorulur. Hem alemdir hem de kaynaşık yani bileşik kelimelerdir. Sıra sizde aşağıdaki cümlelerde gayrimusarrifleri tespit edin ve ne sebeple gayrimusarrif olduğunu da söyleyin denilmiş. Bunların cevapları illaki var sıra sizde diye yazıldığına göre cevapları vardır. Bir tanesine bakalım. Bir. Tezevvecet İbnetu Hali Hatice'te. Hatice özel isim yani alemlik var. Bir de kendisi müennestir. Burada ta almış almayabilirdi de Meryem'de olduğu gibi. Bu iki şey yani hem müennestlik hem alemlik kendisinde olduğu için gayrimusarrif olmakta. Bir de Adnan var. Adnan da özel isim yani alem. Aynı zamanda Elif Nun ile bitmiş. Bu da onun gayrimusarrifliğinin diğer sebebi. Cevapları sizde olduğu için her birini okumuyorum. B. Sıfat olan gayrimusarrifler. Yapı itibariyle sıfat manası taşıyan kelimelerden bu özelliklerin yanı sıra Elif Nun eklenerek, fiil eklenerek, şu bu her biri gelecek zaten okumaya gerek yok. Sıfat olan sıfat manası ne demek burada? Şimdi Türkçe'de yani Arapça'da da aynı şey geçerli gerçi. Bir kelime sıfat yani özellik olarak kullanılabilen şeylerdir. Örneklerde daha iyi anlaşılacak. Vezinlerde asıl vezinden dönüştürme yani adillik bulunan sıfat manalı kelimeler. Sülase meslese. Vahidun uhade. Şimdi ne denilmiş? Adillik yani vahid aslı değil mi? Vahid.
Vahid ne demek? Birinci. Ahad bir. Vahid birinci sıra sayısı. Tertip ifade ediyor. Şeklindeki aslın uhade şekline dönüşmesi tarzında olur. Diğerleri de aynı şekilde açıklanır. İşte uhade mevhade. Birer birer. Çünkü ikişer ikişer sünna-en mesna. Bu da saniden dönüşmüş. Asıl vezni değil bunların. Ne olmuş burada? Bir, adillik var. Yani asıl vezinden dönüşmüşler. Asıl vezinde değiller. İki, sıfat manalıdırlar. Çünkü ikişer ikişer, üçer üçer geldiler. Beşer beşer kaçtılar. Dörder dörder grup olup ders çalıştılar gibi. Südâse, mestese, altışar altışar. Bunlar neymiş? Bir, adillik. İki, sıfat manasındalar. Aynı şekilde şurada örnekte de uhade geçmiştir. Müennesi fa'la vezinde olan fa'lâne. Daha sonra fa'lânu diye okunur. Çünkü raf halindeki kelimeler fa'lânu. Yani lafzi iraplardan sürülmüş olan kelimeler merfu okunur. Fa'lânu. Fa'lânu fa'la vezindeki sıfatlar ama müennesi fa'la vezinde gelecek. Atşanu atşa. Bu nedir aslında? Atşanu atşa bir adet sıfatı müşebbehedir. Susuz manasında. Atşanu atşa. Atşa müennes. Atşanu müzekker. Cev'anu cev'a. Bu da yine sıfatı müşebbehedir. Aç manasında. İmra'etün bir kadın. Öyle kadın ki cev'a aç. Racülün bir adam. Öyle adam ki cev'anu aç. Müennesi faala vezinde geliyor. Sıfatlar yani sıfat-ı müşebbehe bunlar. Aşağıdaki cümlelerde yine Şaban geçmiştir. Diğer örneğe baktığımızda ne var? Zam'anu geçmekte. Bir alttaki örnekte Keslan geçmekte. Ancak bu vezinde olanların müennesi, bu önemli bir bilgi. Bu vezinde olan kelimelerin müennesine ta-i merbuta. Ta-i merbuta kapalı ta demek. Bitişenler gayr munsarif olmazlar. Mesela Seyfan uzun boylu erkek demek. Bunun müennesin sıgasına bir neydi o? Ta-i merbuta koyarsak, eklersek artık bu kelime gayr munsarif olmayacak, munsarif olacaktır. Seyfanu, Seyfane Tun, tay merbuta eklenmiş. Artık bu kelime gayr-musarif değil. İşlem değişmiştir. Haza raculun seyfanun. Yani bu kelime derken müennesine tay merbuta eklenebiliyor mu? Eklenebiliyor. Artık öyleyse o kelimenin müzekkeri de gayr-musarif olmamaktadır. Seyfanun. Burada ne? Munsarif. Yani bu kelime gayr-musarif değil. Bu kelime isimse haza raculun seyfanun sorulmuş ve denilmiş ki bunun seyfan kelimesinin gayr-ı musarif olma gerekçesi nedir? Böyle bir soru sorulursa şayet. Ne demek gerekiyor? Seyfan kelimesinin müennesine sahi merbuta eklenebildiği için bu kelime artık gayr-ı musarif değildir denilir. Burada seyfan raculun sıfatıdır. Haza mübteda raculun haber. Seyfan da racülün sıfatı. Ra'eytu, ra'afi, tu'fail. Racülen mef'ul. Seyfan, racül kelimesinin sıfatı. Merartum, siz uğradınız. Kime? Bir racülün, bir adama. Öyle adam ki Seyfan. Seyfan, racülün sıfatı. Nedman kelimesi nedir? Şimdi burada anlattığı şeye yani Seyfanu, Seyfanetün buna örnek olarak farklı kelimeler verilmiş. Bilin diye. Tek bunu vermedik diyor. Şunları da bilin, ezberleyin. Nedmanu, Nedmanetun. Ta merbuta ile müennesi yazılabildiği için artık Nedmanu demiyoruz, değil mi? Çünkü gayrimusarif değil artık. Öylesi ne diyeceğiz? Nedmanun iki tane ötreyi alabilir. Çünkü gayrimusarif değil. Neden değil? Müennesine ta merbuta eklenebildiği için. Diğerlerinde aynı şeyi geçerli yani. Mertan ve Hazran devam ediyor. 3. Müzekkerleri ef'alu vezinde olan sıfat anlamlı kelimeler.
Şurada gördüklerinizin her biri yine sıfatı müşebbehedir. Ehmeru hamra'u. Ehmer, kırmızı, kızıl manasında, kızarmış manasında. Esfer, sarı, esvet, siyah, ebyaz, beyaz. Ezrak, işte mavi manasına geliyor. Ehmeru hamra'u, mühennesi o. Esferu safra'u, mühennes safra'u. Bu şekilde devam ediyor. Yani bir müzekkerler ef'alü vezinde olan müennesi de bu kalıpta gelen kelimeler. Bunlar zaten direkt sıfat-ı müşebbihedir de. Bunlar aynı zamanda nedir? Gayri munsariftir. Onu da bilelim. Bakalım farklı bir şey var mı? Sıra sizde 3. Zehra, mekatip, kavaid kelimelerinin gayri munsarif oluş sebeplerini açıklayıp örnekler veriniz. Bunlar geçti mi ki? Bakalım. Demek ki geçmiş. Biz hızlı gittik. Ef'alu veznindeki ismi tafdillerde gayr-ı musariftir. Ef'alu. Ekberu mesela nedir? Sıfatın ismi tafdildir. Kebura, yekburu. Beşinci baftan ismi tafdil. Ecmelu yine ismi tafdil. İsmi tafdil. Ekberu ne demektir? Daha büyük, en büyük manasında. Daha büyük manası yazılmış. Daha büyük diye de mana verilebilir. En büyük diye de mana verilebilir. Cümledeki akışa göre değişir. Ekber kelimesi ezanda günde 5 vakit geçmekte. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Oradaki Ekber, bu Ekber. Yani nedir o Ekber? Ezandaki Ekber. İsmi tafdildir. Ezandaki Ekber kelimesi nedir? İsmi tafdil. Allahu Ekber denilince Allah daha büyüktür manası kastedilmez. Allah en büyüktür diye kastedilir. Mana odur yani. Allahu Allah mübteda, Ekber onun haberi. Allahu Allah nedir? Ekberu en büyük olandır. Ekber orada haber oluyor. Ne demiş? Daha küçük demiş. Daha çirkin demiş. Daha güzel. Ecmel. Burada da yine ecmel yazıyor yanlış görmüyorsam. Burada esgar yazması lazımdı. Esgaru daha küçük. Esgaru olur. Ecmelu daha güzel. Esgaru daha küçük. Daha çirkin de egbah olmalı. Şimdi bakıyoruz. Burada ne anlatılmış başka? Lestu bi esbeka. Esbeka işte ismi saf değil. Ef'alu ef'ale. Burada niye ef'alu yazıyor da burada esbegu yazmıyor da ka yani kaf fethalanmış. Çünkü başında ba harfi cerri var. İsmi tafdil olan, gayr-ı musarrif olan bu kelimenin cer halinde olması lazım. Cer halinde fetha iledir. Sebebi bu. Bir alttakine de bakalım. Burada erhas geçmekte. Erhas en ucuz manasına geliyor. En ucuz manasına gelmiştir. Yani gayr-ı musarriftir. İsmi tafdilleri unutmuyoruz yani. Daha büyük, en büyük. Daha küçük, en küçük. İşte şurada en ucuz veya daha ucuz. İki şekilde yazılabilir. En ucuz diye de tercüme edilebilir. Daha ucuz diye de tercüme edilebilir. Görüldüğü üzere burada en ucuz diye tercüme edilmiş. Yukarıda daha yazarak tercüme edilmiş. Yani en büyük tercih edilmemiş. Burada daha büyük tercih edilmiş. Oysa aşağıda en büyük, en ucuz, en şu, en bu şeklinde tercih edilmiş. İsmi tafsirleri iki şekilde mana verildiğini unutmuyoruz. Sıra sizde. Zehra, mekatip, kavaid. Bunu sormuş ama esasen kavaid kelimesi ve mekatip kelimesinin gayr-ı musarrif olma gerekçesi henüz açıklanmadı. O burada açıklanacak. Zehra neden gayr-ı musarrif? Elif-i Memdud'u almış. Mekatip ve kavaidin sebebi, hani biliyoruz henüz açıklanmamış ama artık açıklayalım. Geliyoruz zaten burada. Nedir? Muntehel cumu. Son çoğul kipi. Yani buna cem'ül cem de denilir. Cemi'nin cemisi. Yani sonuncu cemi. Daha ötesi yok manasında. Bu yüzden belirli kalıpları var onun. O kalıplardan olduklarından gayrimusariftirler. Sıgat-ı müntehel cumu. Son çoğul kipi. Bu tabiri bilelim yani. Sıgat-ı müntehel cumu nedir? Son çoğul kipi yapısında olan cemilerdir. Son çoğul kipidir. Bunlar cemi mükessertir. Arkadaşlar cemileri birkaç çeşide ayırabiliriz. En basit, yaygın anlatılan, kolay anlaşılacak olan cemileri anlatalım. Cemi çeşidi fazladır. Daha fazladır şimdi anlatacağımdan. Ama kolay olanlarını anlatalım. Bir kelime cemi müzekker salim olabilir. Cemi müzekker salim demek,
Kelimenin yani cemi oluşu vav ve nuna bağlı. Vav ve nun ile yazılır. Yerine göre ya ve nun ile de yazılır. İraba göre değişir. Örnek, kitabun kitabani kütüp diye gelir. O değil de şu vardır. Katibun katibani katibune. İsim faallerin cemisi mesela. Katibune nasirune kafirune. Bul ya eyyuhel kafirune. Orada öyle yazıyor. Durduğumuz için kafirun duruyoruz. Orada ne yazıyor demek ki? Kafirune. Bu kelime nereden gelmiş? Kafirun. O da kefera yekfuru. Yani mazi muzari o. İsmi faili kafirun. Çoğulu kafirani. Kafirune. Kafirune vav ve nun ile yazılmıştır. Öyleyse nedir? Cemi müzekker bununla ilgili örnek çok var. Nasirune, işte ketebeden yapalım. Katibune, keferadan kafirune, haraceden haricune. Ama hep isim failden örnek verdik. Başka örnekler verelim. İsim mef'ul, mensurune, mektubune, mekfurun diyeceğim. Onu bırakalım. Özet olarak ne diyebiliriz? Sonu vav ve nun ile biten kelimelere cemi müzekker salim diyoruz. Ya ve nun ile de olabilir yani irab durumuna göre değişir. İşte örnek verdik. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyuhel kafirune la a'budu ma ta'budune. Oradaki kafirune nedir? Cemi müzekker salimdir. 2. Cemilerin ikinci kısmı cemi müennes salim. Cemi müennes salim demek kelimenin sonu dik elif ve açık t ile biten kelimeler yani bu tarz kelimelere cemi müennes salim denilir. Örnek abidatun, salihatun, ganitatun. Bu kelimeler dik elif ve ardından açık t ile yazılmıştır. Dolayısıyla bunlar cemi müennes salim olmaktadır. Bir de cemi mükesser var. Cemi mükesser, cemi teksir, cümu teksir, kırık müzekker olarak, kırık çoğul olarak bilinmektedir. Bir sürü adı var yani. Bunlar vav ve nun ile veya ya ve nun ile yapılmıyor. Aynı zamanda dik elif ve ardından t gelmesi şekliyle de yapılmıyor. İkisinin dışında müfret sıgaları değiştirilerek elde edilen cemilerdir. Bunlara cemi mükesser diyoruz. Cemi mükesseri ikiye ayırıyoruz. Kıllet ve kesret. Kıllet ve kesret. Kesret de kendi içerisinde A ve B şıkkı var. Yani A şıkkı nedir? Muntehel cumu olmayanlar. B şıkkı muntehel cumu vezninde olanlar. İşte konumuz bu yani. Konumuz nedir esasen? Cemidir. Cemi'nin cemi mükesser kısmı var. Cemi mükesserin de muntehel cumu kısmı var. Oradayız. Yani birazcık detaylı anlattım. Şimdi muntehel cumu kalıpları nelerdir? Örnekler verilmiş. Ma'bedun, ma'abit, misbahun, mesabih. Bir sürü vezni var aslında. Ama burada en çok kullanılan, burada denildiği gibi. Mefaile, mefaile aslında bu iki kalıp aynı zamanda ismi mef'ulün cemileridir diyebiliriz. Mensurun, mensurani, mensurune, mensuratun, mensuratan, mensuratun ve menasiru, ve menasiru, ve menasiru, ve menasiru. Menasir vezni, şu an anlattığım şey Emsile kitabından. Nedir? Emsilenin isim mef'ul bölümünde açıkça yazmakta ama menasiru kalıbı geçmiyor. O Davud-u Karsi'de geçmektedir. Orada yazar yani. Diğer bir çoğulu da mefail veznidir diye yazılıdır. Bu anlattıklarımın her biri üniteyle ne diyelim alakalı olsa da bilmeniz gerekmiyordu. Şimdi anlatacağım şeyler birebir buradaki şeyler. Evet, muntehel cumu yani cemi mükesserin bir kısmı. Bu çoğul isimler cemi yapılırken getirilen elif harfinden sonra iki veya üç harf ilave ile yapılmakta. Çoğunlukla mefaile, mefaile vezni olur. Mefaile görüldüğü üzere eliften sonra ayn, ya ve lam 3 harf var. Burada eliften sonra ise ayn ve lam var. Eliften sonra 3 harf veya 2 harf ile oluşturuluyor. Musalli biz namaz kılıyoruz. Kılarız. Nerede? Fi mesacide. Mesacid kelimesi secede, yescüdü. Yani birinci baptan ismi mekanın çoğuludur. İsmi mekan gelir. Mescidün,
tesnisi mesacidün, yani mescidün, mescidani çoğulu mesacit diyebilir. İsmi mekanın çoğuludur diyebiliriz. Mescitler, yani secde etme yerleri manasında. Musalli, fiili muzaridir. Nefs-i mütekellim nal gayr. Fiil muzari, faili nahnu biz namaz kılarız. Nerede? Fi mesacide, mescitlerde. Fi harfi cer olduğundan ardından gelen kelimenin cer olması gerekir. Mesacid gayrimusarif olduğu için cer halindedir de cer hali fethadır. Daldaki fethayı görüyoruz. Ama bu kelimenin gayrimusarif olma gerekçesine bir de o var. Gerekçesi müntehel cumu yani son cemi şeklinde olmasıdır. Müntehel cumu da tek illetlerden bir tanesidir. Hani gayrimusarif neden olur değil mi? Bir, gayrimusarifi tespit etmek. İki, gayrimusarif olma gerekçesini tespit edebilmek. İki tane şey çok önemli burada. Aslında daha fazla şey önemli. Bir, gayrimusarifin ne olduğunu bilmek. Gayrimusarif, tenvin almayan ve esra almayan kelimedir. İki, gayrimusarifleri tespit edebilmek. Üç, gayrimusarif olma gerekçelerini bilmek. 4. Gayrimusarifin irabını bilmek. Bir tane daha var, 5. madde çok önemli olan şey. O da nedir? Gayrimusarifliği iptal eden şeyler. Onlar henüz gelmedi. Birazdan gelir. Gelmezse de biz söyleyeceğiz. Bu 5 şey çok önemli. Buradaki mesacit muntehel cumudur. Muntehel cumu da nedir? Tek başına iki sebep yerine geçen bir illettir. Gayrimusariflik iki şeyden, yani bir kelimede iki şey aynı anda bulunarak elde edilir idi. Hep yukarıda geçmişti. İşte örnek ne geçmişti? Bir kelime hem alem olmalı hem de işte adillik sahibi olmalı diye geçmişti. Örnek olarak bunu verelim. Bu şekilde hep iki illet aynı anda, kelimelerde bulunuyordu. Ama demiştik ki bir kelimede sadece elif-i memdude olsa ikinci bir sebep aranmaz. Bu sebep elif-i memdude oluş tek başına iki illet yerine geçer. O tek illet gayrimusarif yapma yeterli. Bir de elif-i meksura geçmişti. O da tek illettir gayrimusariflik sağlayan şey olarak. Bir de işte müntehel cumu olmak. Bu da tek başına bir illet, tek başına yeterli, ikinci bir illet aranmaz. Bunları sonunda detaylı olarak vereceğiz. Yani tek illet yerine geçenler nelerdir şeklinde. Buna göre mesacit niye gayrimusarif? Müntehel cumu oluşundan dolayı. İkinci sebep neydi? Sorulmaz. İki sebep birden aranmıyor bunda. Bu tek sebep yeterli. Medaris de aynı şekilde, mefatih de aynı şekilde gayrimusariftirler. Çünkü muntehel cumu kalıbındadırlar. İkinci bir sebep bunlarda aranmıyor. Bu tek sebep iki sebep yerine geçmektedir. Şimdi burada muntehel cumulara örnek verilmiş. İşte müsned-i ma'bed bu gayrimusarif değil. Çünkü müsned cemisi ma'abidu. Bu nedir? Gayrimusariftir. Neden? Muntehel cumu kalıbında. İkinci sebep ne? Bu şekilde soru sorulmuyor. Gayrimusarifliğe tek başına bu sebep yeterli. Mesabih de aynı şekilde. Yani burada solda müfretler verilmiş. Bunlar gayrimusarif değil. Çoğulları olan sağdaki kelimeler gayrimusariftir. Ezberlemenizde fayda elbette var. Aşağıdaki cümlelerde geçen bu tür gayrimusarif kelimeleri inceleyiniz, yani bulunuz. Baktık, inceledik, bulduk. Nedir? Ma burada zarf, yani muzaf durumunda udebae gayrimusariftir. Udebae. Neden gayrimusarif? Muntehel cumu kalıbındadır diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Udebae neden gayrimusariftir denildiğinde kendisinden ne var? Elif-i memdude var. Gayrimusarifliğine sebep bu. Ardına gelen kelimeler veya önceki kelimelerden hiçbiri gayrimusarif değil. Edibun udebae. Elif-i memdude oluşu tek sebep olarak yeterlidir. Gayrimusarif yapan şey budur. Gayrimusarif isimlerin özel durumları. Bakalım özel durumlar derken ne kastedilmiş? Gayrimusarif isimler de diğer isimler gibi cümlenin herhangi bir öğesi olabilir. Bunları diğer isimlerden ayıran en başa gelen özellik bu ismin gayrimusarif olması için özel kalıplarda olması gerekir. Bunları yukarıda anlattık. Alem olacak, aynı zamanda adil olacak veya ucumi olacak. İşte Elif-i Memdudu, Elif-i Meksuru alacak, ismi taftil kalıbında olacak gibi pek çok şey geçmişti. Öge ne demek?
Cümle içerisinde öge yani fail olabilir, meful olabilir, mübteda olur, farklı şeyler olabilir. Ögeden kasıt bu. Gayrimüsaitler her zaman fail olur diye bir şey yok. Her zaman meful olur diye de bir şey yok. Herhangi bir öge olabilirler. Gayrimüsarif isimleri ötekilerden ayıran bir özellikleri de irab alametini alışlarıdır. Bu da üç şekilde belirginleşir. Gayrimüsarif kelimeler sonlarına kesra yani bildiğimiz esreyi almaz, aynı zamanda tenvini de almazlar. Gayrimüsarif isimler cer hallerinde kesra değil, fetha alır. Çok önemlidir. Çünkü cer alameti denildiğinde insanların aklına, yani çoğu insanların aklına hemen kesra gelmektedir. Bir kelime mecrur dediğimizde kesra nerede diyor, esreyi arıyor. Hemen esre aramayalım. Gayrimüsarif ise esre değil, fetha arayacağız. Gayrimüsarif kelime şu iki durumda kese alır. Yani bakın burada kesra almaz dedik, burada alır diyoruz. Bu ne demek? Kelimenin gayrimüsarifliğinin iptali. Bakın, mesela cid kelimesi az önce geçti. Hemen bulalım onu. Mesela cid. Başında fi harfi cerri olmasına rağmen mesela cid cer olamamıştı. Yani cer olamamıştı derken esre ile mecrur olmadı da kendine has olan cer alameti olan fetha'yı almıştı. Fetha ile mecrurdu. Gayrimüsarifliğine devam ediyordu. Oysa burada başında fi harfi cerri yine var ama mesela cidi ne olmuş? Bu sefer esreyi almış. Sebep başında harfi tarif yani elif lam oluşuyor. Buna göre gayrimusarifte elif lam varsa yani gayrimusarif bir kelime elif lamlıysa bilin ki onun gayrimusarifliği bozulmuştur. Artık gayrimusarif değildir. Esreyi alır. Yani gayrimusarif değildir ne demek? Standart bir kelime haline dönüşmüştür. Normal kelimeler nasıl irab alıyorsa bu da öyle alır demektir. Peki bu anlattığım şey ne demek? Şu demek. Cer halinde esreyi alır, nasb halinde fethayı alır, raf halinde ötreyi alır. Buna göre gayrimusarif bir kelimeye elif lam bitişirse cer hali esre, cer hali esre, nasb hali fetha, raf hali ötre olur. Elif lam bitişmeseydi bildiğimiz yukarıdaki standart irabına devam edecekti. Birinci sebep bu, gayrimusarifliği bozan. Harfi tarif. Harfi tarif, tarif yani marifeliği sağlayan şey demek. Esasen harfi tarifin ne olduğu tartışmalıdır. Onu da söyleyeyim. Kimisine göre sadece elif yani hemzedir. Kimisine göre sadece lamdır. Kimisine göre ikisi birdendir gibi tartışılmıştır. B. Muzaf durumunda olduklarında yani gayrimusarif olan bir kelime eğer muzafsa bir adet muzafın ileyhi varsa bu durumda o kelime artık gayrimusarif değildir. Standart bir kelimenin irabını alır. Yani cer halinde esre, nasb halinde fetha, raf halinde ötreyi alır. Çok önemlidir yani. Gayrimusarifin irabı neydi arkadaşlar? Raf halinde öte, nasb ve cer halinde fetha alırdı. Ancak gayrimusarife elif lam bitiştiyse veya o kelime muzaf olduysa bu durumda bu anlattığımız kendisine has irabı alamaz. Standart bir ismin irabını alır. Yani ne demek bu? Cer halinde esre, nasb halinde fetha, raf halinde ötre alması demektir. İşte gultu gale fiili yani nedir? Fiil, tu, fail, mef'ul lazım. Li Ahmed'e, li harfi cerri geldi. Ahmet kelimesi yukarıda geçmişti. Hem özel isimdi hem de vezni değişmişti. Adillik sahibiydi. Bu iki sebepten dolayı gayrimusarif oluyordu. Ama burada gayrimusarifliği bozulmuş. Neden? Ahmedina, bizim Ahmet'imiz. Burada na muzafun ileyh, Ahmet muzaftır. Bu yüzden Ahmet kelimesi madem ki muzaf oldu, bu artık gayrimusarif değil, standart bir ismin irabını alabilir denilmektedir. Bakıyoruz fin nihayeti diye devam eden yerde min tedgigi tegariri tegariri mesacidi mescidün mesacid. O birinci müntehel cumu vezni. Bir tane daha vardı yukarıda. Yani mefailu mefailu vezni. İşte bu o mefailu vezninde. Ama gayrimusarifliğine devam edebiliyor mu? Edemiyor. Çünkü esra almış. Neden esra almış? Çünkü tekarir kelimesi muzaftır. Mühendisin kelimesi muzafın ileyhtir. Bu yüzden tekarir kelimesi burada kendisine has irabı bozulmuş. Artık gayrimusarif değil. Standart bir iraba tabi.
Min harfi cer, tetkiki cer etti. Tetkik muzaf, o da tekariri cer etti. Tekarir de muzaf, o da mühendisliğini cer etti. Muzaf ile cer irabını ona verdi. Burada bir ne var? Baya bir tanlama söz konusu devam etmektedir. Aynı şey hemen altta yer alan yeskunu haulail esatize diye devam eden yerde mebani kelimesinde de geçerlidir. Menasiru veznindedir. Menasiru vezninde. Sıra sizde bunları Arapçaya çevirin denilmiş. Çevirmeyelim. Bu şekilde soru var mı? Yok. Aynı zamanda sıra sizde sorusu. Cevabı elinizde var yani. Sıra sizde 5. Yine cevabı var. Alıştırmalara geldik. Gayrimusta harfleri bulunuz. Öyleyse bulalım. Nedir? Osman. Osman kelimesi gayrimustariftir. 1. 2. Neden gayrimustariftir? 1. Özel isim olması. Yani alemlik. 2. Elif nun ile bitişi. Bu iki sebep bunu gayrimustarif yapmıştır. 2 numaraya baktığımızda San'a'e. Elif'in memdude bitişmiştir. Bu tek sebep. İki sebep yerine kaimdir. Bu sebep sayesinde gayrimustarif olmuştur. Beyrut kelimesi. Fi Lübnan. Buradaki Lübnan kelimesi yine nedir? Bir alemlik var. Lübnan bir bölge adı. Aynı zamanda kendisi yani hem alemdir hem de Elif Nun ile bitmiştir. Bu onun gayrimustarif olmasına yeterlidir. İki tane sebep var çünkü. Ziyad ve Mervanu. Bakın Ziyadun ve Mervanun diye gelmemiş değil mi? Mervanu. Mervan kelimesi hem özel isim yani alemlik var hem de Elif Nun ile bitmiş. Bu onun iki tane sebep sayılır. Bir alem, iki Elif Nun ile bitmiş. İki tane sebep var. Gayrimustarif olmasını sağlamış. Aynı şekilde 5'e baktığımızda Meryem'i görmekteyiz. Meryem özel isim ve aynı zamanda müenneslik söz konusu. İki sebepten dolayı gayrimustarif. Lukman hem özel isim hem Elif Nun ile bitmiş. Gayrimustarif olmasına gerekçe. Altıya baktığımızda bir ayet görmekteyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve evhayna biz vahyettik ila İbrahim'e. İla Hatice İbrahim'i değil görüyorsunuz. İbrahim'e fetha almıştır. Niye gayrimustarif? Gayrimustariflerin cer hali de, nasb hali de fethadır. Peki İbrahim, İsmail, İshak, Yakup bunlar neden gayrimustarif? Anlatacağım şey bu isimlerin tamamı için geçerli. Her biri alemdir yani özel isimdir. Ve her biri nedir? Ücmedir. Yani farklı bir dilden Arapçaya aktarılmış. Esasında Arapça değildi. Arapçaya sonradan geçmiştir. 7'ye baktığımızda gayrimustarif görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. 8'e baktığımızda Hambu'u minel mudinil meşhuru fil Almanya. Evet, Almanya'daki Hamburg'dan bahsediyorlar sanırsam. Mesela Hamburg nedir? Bir alemdir, özel isim, bir bölge adı. Aynı zamanda Arapçaya sonradan geçmedir. Yani iki sonradan geçme ne diyorduk? Ucme, acemi de denilmekteydi. İki illet kendisinde olduğundan gayrimustarif olmakta. Boşlukları nasıl doldurabiliriz diye sorulmuş ama gayrimustarif isimleri yazın demiş. Gayrimustarif değilse yazmayın yani. El halifetu nokta nokta. Burada aranacak şey gayrimustarif demiş. Öyleyse gayrimustarif arayalım. Aliyun Ali gayrimustarif olmadığı tamamıyla ortada çünkü iki tane ötürü almış yani tenvin almış zaten. Dolayısıyla gayrimustarif olamaz. Ebu Bekir'in Ebu 5 illetli isim olarak daha önceki ünitelerde geçmişti. Esasen klasik Arapça kitaplarında 6 illetli isim geçse de İlahiyat ön lisans kitabında 5 isim olarak geçmektedir. Ebu, Eba, Ebi şeklinde irab alabiliyor. Bekir'in zaten iki tane esreyi yani tenvini almış. Ebu Muzaf, Bekir Muzaf ile irabı almış. Dolayısıyla gayrimustarif değil. Ömer zaten geçmişti yukarıda bu kelime. Ömer kelimesi yani amirden dönüşmüştü. Bir o durum vardı. İki özel isimdir. Dolayısıyla gayrimustariftir. El Halifet Ömer şeklinde buraya yazılır. İşte Halife Ömer nedir? Min Hulefayr Raşidin. Raşid halifelerden biridir. Gabeltu yine gayrimustarif aranıyoruz. Muhammed olmaz. Zaten Muhammedun Resulullah. Muhammed Resulullah ve lezzin amenu ma'ahu eşiddâ diye ayet var yani. Muhammed suresi de var. Muhammed Hammed, Muhammedu Tahmidun, Muhammidun, Muhammedun isim mef'ul kalıbı.
babından. Dolayısıyla gayrimustatir değil yani. İşin kısaca bunu söyleyelim. Sabit kelimesi sebet eden sabit nedir? İsim fail kalıbıdır. İsim failler gayrimustatir değil. Nasir, katip, kafir gibi isim fail kalıbıdır. Hasan ise hem özel isim olması hem de kendisinin Elif Nun ile bitiyor olması gayrimustarifliğini sağlayan iki tane illettir. Üçe bakıyoruz. Zehebe Hasan. Hasan gitti. Nereye gitti? İle Riyaz. Riyad'a mı gitti? Medine'ye mi gitti? Berlin'e mi gitti? Berlin Almanya yani. Az önce geçmişti zaten. Almanya'daki bir şehir. Dolayısıyla nedir? Sonradan Arapçaya geçmedir. Aynı zamanda özel isimdir. İki tane illet sahibi olduğundan Berlin gayrimustarif sayılmıştır. Vasale, Mervan yukarıda yine geçmişti. Dolayısıyla gayrimustariftir. Ma'a gelmiş. Hasan, Ekrem, Hatim. Burada Ekrem kelimesini özel isim olarak düşünerek, ismi tafdil olduğunu veya söyleyerek, kendisine gayrı mustarif sayabiliriz. Ekrem şeklinde. Ef'alu vezin ismi tafdillik yukarıda geçmişti. Altıya da direkt Zeynep'i getirebiliriz. Zeynep de gayrı mustarif. Veya el-mer'e değildir. Raca'a kim? Yusuf. Yusuf buraya getirilir. Diğerleri olmaz. Tahir ismi fail, müdür Elif Lam'ı zaten. Diğerleri de aynı şekilde devam ediyor. Üçüncü soru. Sıfat olan gayrimustarifin altını çizin ve gayrimustarif olma sebebini ve irab alma durumlarını belirtin. Sıfat aranmakta burada. Bir numarada ayet görmekteyiz. Burada sıfattan kasıt ehsen nedir? İsmi tafdildir. İsmi tafdillik ama burada ne olmuştur? Gayrimustarifliği bozulmuştur yani. Gayrimustarif olma sebebi tamam sıfat ismi tafdil vezni. Ehsen. Yukarıda az önce geçti. Ef'al vezninde isim tafdil. Ama nedir? Gayrimustarifliği bozulmuştur. Sebebi burada ne olmaktadır? Ehsen lafzı burada muzaf olduğundan gayrimustarifliği bozulmuştur. İrab alma durumu yani fi var başında. Harfi cer var ve burada cer durumu nun da açıkça görünüyor. Esre almıştır. Esre ile ehsen nedir? Mecrurdur. Min efzali. Ni'ami. Min harfi cer. Efzal yine nedir? Az önce geçtiği üzere ef'al yani ehsen, efzal. Hepsi ne? İsmi tafdil. Efzal isim tafdil kalıbında olduğundan gayrimustarif diyecektik. Lakin muzaf olmasından ötürü gayrimustarifliği bozulmuş ve esre ile mecrur olmuştur. Ni'am muzafın ileyh yani. Efsal muzaftır. Burada hep gayrimustarifliği bozan etkenler gösterilmiştir. Ardından ebyaz gelmektedir. Ebyaz da sıfat manalı kelimelerden. Kendisi burada sıfat-ı müşebbehedir. Ebyaz kelimesi dediğimiz gibi sıfat-ı müşebbehedir. Kendisi nasb halinde fetha ile mensuptur. Bekat tıf ve ennehu cev'an. Yine sıfat-ı müşebbe olduğundan gayrimusarif. Erhas en ucuz manasında isim tafdil idi. Daha önce geçmişti. Sehran başka Tunus var. İlâ harfice Tunus. Gayrimusarif. Cer hali görüldüğü üzere fetha ile. Dört aşağıdaki cümlelerde boşluklara gayrimustarif getirin denilmiş ama görüldüğü üzere bir parantez yok. Şu kelimeler arasında seçin denilmemiştir. Dolayısıyla böyle bir soru yani şıksız soru sorulamayacak. 5. Gayrimustarifleri belirleyen ve gayrimustarif olma sebeplerini. Yani gayrimustarifleri tespit edin ve neden gayrimustarif onları söyleyin denilmiş. Bir de Meryem geçmekte. Meryem kelimesi nedir? Hem müennestir hem alemdir. İki tane illet var kendisinde. Li mesakine, mesakin, müntehel cumu olmasından dolayı gayrimustariftir. 3. Veli Süleymane. Süleyman hem alem hem elif nun ile bitmiş. Bu onun gayrimustarif olma gerekçesi. İki tane sebep var yani. Bir alemlik, iki elif nun ile bitiş.
3'e baktığımızda Londra'yı görüyoruz. Londra nedir? Bir özel isimdir. Yani alemdir. 2. Ucme, Encemi yani yabancı bir dilden Arapçaya aktarılmıştır. 5. Hatice hem alem hem müennes. İki tane sebep var kendisinde. 6'ya baktığımızda Mısır'ı görüyoruz. Mısır, alem. 7'ye baktığımızda ne görüyoruz? Gördüğümüz şey Su'da, Elif-i Maksura ile yazılmış. Az önce de yine Elif-i Maksura ile Su'da yine geçmişti. İkisi de gayr-ı muzdarip. Elif-i Maksura ile yazılmış olmaları, gayr-ı muzdarip olmalarının nedeni. 8'de meşailu. Nedir? Müntehel cumu kalıbı. 6'ya bakalım. Altı çizgi kelimelerin harekelerinin sebebini söyleyin denilmiş. Yemdehu şuara'ul hükkâme bi celâ'il medâihi. Aslında celâ'il menâsir yani müntehel cumu kalıbıdır. Kendisinden sonra gelen kelimeye yani medâih kelimesine nedir? Muzaftır. Bu yüzden gayr-ı musarrafi bozulmuştur. Öyleyse tam bir kelime gibi irab alacak. Başında bi yani ba harfi cerri var. Bu yüzden esri almıştır. Medaih niye mecrur? Medaih dediğimiz gibi celalin muzafı ileyhi. Bu yüzden mecrur. Tebuk aslında tebukun medinetun gadimetun şeklinde devam ederdi. Ama gayr-ı mustarif olduğundan iki tane ötre alamamış, tek ötre almıştır. Tebuk nedir? Medine'tin bir şehirdir. Öyle şehir ki Gadimetun fi şimalin memleketi. Kadim yani eski diyor burada. Memleket, şimal. Tebuk nedir ki gayr-ı mustarif olmasından ötürü? Bir, alem. Şehir adı. İki, Ucme sonradan Arapçaya girmiş bir kelime. Bu iki illetten ötürü gayr-ı mustariftir. Gayr-ı mustarif olduğu için iki tane ötre yani tenvini alamadı. El-gaytu emsi bi ulema'e. Elif-i memdude var kendisinde. Bu yüzden ulema nedir? Gayr-ı mustariftir. Elif-i memdude iki illet yerine geçen tek illettir. Başka bir sebep aramayız. Elif-i memdude olduğu için direkt gayr-ı mustarif. Başında bi yani ba harfi cerri var. Cer hali ulemanın ne ile? Fetha ile. Min Suriye. Evet. 4. Fetaha Muaviyetu. Fetaha açtı veya fethetti. İki kelime de kullanılabilir. Cümlenin akışına bağlı. Muaviyetun şeklinde fail olabilirdi. Yani hala fail de iki tane ötre alamıyor. Çünkü gayr-ı mustarif. Tek ötre alması gerekir. Süfyan. Muaviye kelimesi gayrimüstahap da neden gayrimüstahap? Biraz daha ayrıntılı anlatalım. Bir alem, iki mühendislik tahsil almış. İki tane sebep var. Süfyan hem özel isim yani alem hem Elif Nun ile bitmiş. Mısır hem özel isim bir bölge adı hem de nedir? Sonradan Arapçaya aktarılmıştır. Bu iki sebepten dolayı gayrimüstahaptır. Ömer Amir'den adillik bir dönüşme söz konusu. Bir de alemlik var kendisinde. İki sebepten dolayı gayrimüstahaptır. Li Aişete. Aişe nedir? Gayr-ı mustarif bir kelimedir. Başındaki li harfi cerri onu esre ile cere dememiş, fetha ile etmiş. Çünkü gayr-ı mustarif'in cer hali fetha iledir. Osmanu. Osmanun değil. Neden? Gayr-ı mustarif. Neden? Bir özel isim, iki elif nun ile bitmiş. Affan da aynı şey geçerlidir. Yani burada Osmanu bunu Affanin olmalıydı ama olamıyor. İbin kelimesi burada nedir? Muzaftır. Sol tarafı için muzaf görevi vardır İbin kelimesinin. Affanin şeklinde irab veremiyor ama. Neden? Affane şeklinde irab verecek. Çünkü gayr-ı mustariftir. Gayr-ı mustariflerin biliyorsunuz cer hali fetha iledir. Bu yüzden Affane diye yazılır. Burada bir ayrıntı verelim. Konumuzla direkt ilgili olmasa da. Osman bir özel isim. Affan yine diğer bir özel isim. Burada sıfat da olabilir ama özel isimdir sonuçta. Araya ibin kelimesi yani ibnun. İbnun başındaki hemze hemze-i vasıldır. İki özel isim arasına girdiği zaman başındaki hemze hasfedilir.
burada hasfedilmiş gördüğünüz üzere. Yani bunun başındaki hemze niye yok diye merak ediyorsanız sağında ve solunda özel isim olmasıdır. İki özel isim arasında ibin kelimesi girerse İbnun başındaki hemze hasfedilir. Osman bin, Osmanubnu Affane şeklinde okunur. La ebitu şeb'an. Şeb'an sıfatı müşebbehedir. Elif nun ile bitmiş olması ayrı bir şey. Cem'an yine sıfatı müşebbehedir. El mesabihu. Gayrimusarif kalıbımız biliyorsunuz. Ama yani neden gayrimusarif kalıbı? Çünkü müntehel cumu. Ama elif lam dahil olmuş kendisine. Artık buna gayrimusarif demiyoruz. Burada ötre alamayışın nedeni elif lam dahil olmasıdır. El mesabihu misbahlar nedir şeklinde. Yani müpteda bu. Müpteda olduğu için merfu olması gerekir. Cema'a Ümeru. Ömer burada merfudur. Zamme ile merfu faildir. Ömer Amir'den dönmüştü. Adillik sahibiydi ve aynı zamanda özel isim Alem'di. Bu iki sebepten dolayı gayrimusarifliğini sağlamıştır. Ardından Hattab, Ömer ile Hattab arasında bin girmiş. Yine hemze-i vasılı, yani başındaki hemze İbnun. Oradaki hemze hasfedilmiş. Sağında ve solunda özel isim olmasından dolayı. İbn oğul demek burada. Hattab'ın oğlu Ömer diye tercüme edilir. Gayrimusarrifleri bulun ve hangi konumdalar söyleyin denilmiş. Zeme ba'zul müerrihin ennehu kâne Süleyman. Süleyman kelimesi hem bir alem yani özel isim hem de aynı zamanda elif nun ile bitmiş olan bir kelimedir. Dolayısıyla gayrimusarriftir. Kâne ne yapar? İsmini, nasb, haberini yani daha doğrusu haberini nasb eder, ismini raf eder. Haberini nasb etmesi gerekir. Süleyman onun ismidir, raf halinde. Mensup bir haberi vardır. Süleymanul Kanuniyyu. Kanuni Süleyman'ın sıfatı olur. Süleyman burada merfu yani. Neden merfu? Çünkü kâne'nin ismi. Konumu bu yani. Kâne'nin ismi oluşu. Etrak Türkun Etrakun. Cemi mükesser, zahiben, ism fail. Belgrad. Belgrad kelimesi bir ücme, sonradan Arapçaya giren bir kelime ve aynı zamanda bir bölge adı. İki tane yani öz alem yani iki tane şeyden dolayı nedir? Gayri mustariptir. Bu şekilde devam ediyor. 8. Metni okuyun. Sözlükten bulun denilmiş. Tamam okuruz, buluruz. Yani gerek yok açıkçası. Burada sonuncu sorulara kısaca bakarak tamamlayalım. Kendimizi sınayalım. Künna biz idik fi habsi Harun'a diye devam ediyor soru. Cümlesindeki gayrimusarifler aşağıdakilerin ne hangisine uyar? Yani hangi sebeple gayrimusarif olmuştur? Öncelikle gayrimusarif olan kelimeleri belirleyelim. Ardından sebeplerini buluruz. Künna biz idik fi hapsi Harun'a. Şimdi fi hafi cer hapsi mecrur etti. Habis aynı zamanda muzaf. Harun'a neden Haruni değil? Hemen sorarız. Demek ki ne? Gayrimusarif. Bir. Ene ben ve Süleyman'u ve Süleyman diye devam ediyor. Yani Harun'un gayrimusarif olduğunu nereden anladım? Cümleyi okurken direkt anlayabildim. Çünkü fi hafi cer hapsi mecrur etti. Haps de muzaf. Harun'u cer etmelidir. Esre ile cer olmasını bekledim olmamış. Bu ne demek? Gayrimusarif demek. Çünkü feta ile olmuş. Buna göre Harun gayrimusariftir. Süleyman zaten daha önce geçmişti. O da gayrimusarif. Hem Harun hem de Süleyman için ne diyebiliriz? Bir, alemdirler yani özel isimdir her ikisi de. Bir insan ismi. Aynı zamanda ucmedirler yani Arapçaya sonradan getirilmişlerdir. Alem ve udul yani adillik söz konusu değildir. Sıfat velet-i meksure olması söz konusu değil. Çünkü yok yani görüyoruz. Sıfat ve elif-i memdud. Elif-i memdud'da hiçbirinde yok. Sıgat-ı müntehel cumu değil. Çünkü mefaile, o iki vezin en meşhuru. Daha fazlası da var esasen. İkisinde de değil. Dolayısıyla değildir. İki, en uygun şekilde hangisi getirilir? Min, minden sonra hangi kelime getirilmelidir? Önce bakıyoruz. İrab'la ilgili bir durum var mı? Bakıyoruz her birinin irabı yani son harfleri aynı şekilde yer almış. Hiçbirinde hareke yok yani. Öyleyse geriye ne kaldı? Mana işi kaldı arkadaşlar. Manayı uydurmak yani. Bunun başka bir açılımı yok.
Ömer İbnül Hattab, Hattab'ın oğlu Hazreti Ömer radıyallahu anh, Allah ona razı olsun demek. Min efzalil hulefai raşidin. Hulefai raşidinin en faziletlisinden biridir. En faziletlisinden biridir. Olur mu? Olabilir. E'lem olabilir. E'del en adaletli. A'la en yüce. Ekram en keremli. Cömert olabilir. Tercih edilen mana adel, en adaletli. Çünkü Hazreti Ömer adaletiyle meşhur. Yani ön plana çıkan özelliği o. Diğer ne diyelim sahabeye nazaran adaletiyle meşhur olmuştur. Tarihte Hazreti Ömer denildiği zaman akla gelen ilk şey tamam halife olması. İkincisi adaletli oluşu. Başka bir gerekçe yok yani doğru tercihin o olmasını. Gayrimustarifi tespit edin. A şıkkını inceliyoruz. Tehaddestu fi tu fa'il ma'a zar. Mühendisi gayrimustarif olamaz. Estesini almış. Elif lamı da var zaten. Fi mektebihi. Bu da estesini almış. Demek ki gayrimustarif değil yani. Gayrimustarif kelimeler çünkü esre alamazdı. B şıkkı tusna'u hazihi seyyaratu. Elif lamlı bir kelime. En baştaki tusna fiil zaten olamaz. Konumuz isimlerle ilgili biliyorsunuz. Fi beledina, beledi, esreyi almış, fi etkisini göstermiş. Bu da olamaz. C şıkkı, yeti, fiil. Şehru, ay manasında. Ramazane, şehru Ramazane. Ramazan kelimesinin esasen daha önceden görmüştük yani. Gayrimustarif olduğunu biliyoruz. Bu bilinen bir şey. Nereden gayrimustarifti? Bir özel isim, bir ay ismi, iki elif nun ile bitmiş. Gayrimustarif olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Diğerlerinin de cevapları elinizde var zaten. Öyleyse bir de Kur'an-ı Kerim'den buna bakalım. Ayetlerle gayrimustarif konusu. Sarı renk gayrimustarif olan kelimeleri göstermektedir. Şuraya tıklıyoruz. Ufak bir notumuz var. Ne yazıyor? El cem'u velfet te'nisi. Yani tek illet olup iki illet yerine geçen şeyler nelerdir? Biliyorsunuz yani en önemli şeylerden biri şudur. Bir kelimenin gayrimustarif oluşu neyle oluyor? Yani gayrimustarif yapan illetler, sebepler nelerdir? 9 tane diye kitapta geçti. Sonra dedik ki bir kelimede o illetlerden aynı anda ikisi birden bulunmalı. Ancak iki tane illet var ki bunlar tek başına da bir kelimede bulunsa gayrimustarif yaparlar. İşte o iki illet yerine geçen tek illetler nelerdir? Bir, cemilik yani müntehel cumu. Bir kelimeyi müntehel cumu kalıbında gördüysek başka bir illet aramayalım. O illet onu gayrimustarif yapmaya yeterlidir. İşte mesacit nedir? Müntehel cumu kalıbındadır. Hemen gayrimustariftir deriz. İkinci sebebi ne acaba diye sormayız yani. Çünkü müntehel cumu oluşu tek bir sebep olarak adeta iki sebep yerine geçmektedir. İkinci bir sebep aranmaz. Bir de kelime elif-i memdude veya elif-i meksura herhangi birisi varsa direkt o kelime gayrimustarif olur. İkinci bir sebep aramayız yani. İkinci bir sebep aramaya gerek yoktur. Bunların dışındaysa neydi durum? Bunların dışında daima iki illet ararız. Bir kelime hem alem olmalı hem şu olmalı. Hem şu hem bu. Hep iki tane illet arıyoruz. Ama bir kelime müntehel cumuysa ikinci sebebi aramaya gerek yok. Bir kelimenin elif-i memdude varsa ikinci sebep neydi diye düşünmeye gerek yok. Bir kelime de elif-i meksura varsa ikinci sebep neydi diye kafa yormanın bir manası yok. Tek başına bu yeterli. Şimdi ayetlerde bakıyoruz. Bakara suresi 136. ayette. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu amennâ de devam eden yerde ilâ harfi cerri var. Gördüğünüz üzere İbrahim'i değil ve İsmail'e hep fethayla bitmiş. Niye? Çünkü gayrimustarif bunlar. Gayrimustariflerin cer hali fetha iledir. Başında harfi cer olsa da durum değişmiyor. Ancak iki tane durum gayrimustarifliği bozuyordu. Bunları unutmayacağız. Bir, gayrimustarif olan kelime elif lam dahil olursa artık o gayrimustarif değil. Standart isim irabını alır. Yani raf halinde zamme, nasb halinde fetha, cer halinde esre alır. İki, gayrimustarif olan kelime muzaaf olduysa artık onun da gayrimustarifliği bitmiştir.
Standart kelimeler nasıl irab alıyorsa aynısını alır. Yani az önce anlattığım irabı. Rafta, ötre, nasfı, fetha, celde, esreyi alır. Şimdi buradaki kelimeler neden gayrimustarif? İlletlerini de yazmışız. 1. Alemlik. 2. Acemilik. Yani sonradan Arapçaya giriş. Ücmelik. İbrahim kelimesi, İsmail, İshak, Yakup her biri için buradaki illetler geçerli. Bunlar hem alemdir yani özel isimdir hem acemidir yani Arapça sonradan geçmişlerdir. Bu iki illet kendilerinde bulunduğu için bunlar gayrimustariftir. Madem ki gayrimustariftir, nasb ve cer hali fetha iledir, raf hali zamme iledir. İşte görüyorsunuz Hud suresi 71. ayette de min ve ra'i İshaka Ya'kube. Yani her ikisi de nedir? Gayrimustariftir. İshak da Yakup da. Sebep az önceki de aynıdır. Alem ve acemliktir. Nisa suresi 163'e bakıyoruz. İbrahim ismi dahil ardından gelen her isim gayrimustariftir. Sebebi alemlik ve acemiliktir. Süleyman isminde hemze ve nun ile bitişik. Yani bu ikisi de gözükmektedir. Şimdi inna hayna ileyke kema hayna yani ayet bilinen bir ayet. Ayetlerin hepsi biliniyor da genelde aşırı olarak ezberleyenler var. O bakımdan dedim. İla harfi cer İbrahim mi değil İbrahim'e. Arada vav atıf harfi var. Yani sağındaki irabı sola aktarması gerekir. Aktarmış. O da fethalanmış. İshak fethalanmış. Hep bu şekilde gidiyor. İsa, Eyüp, Yunus, Harun, Süleyman görüldüğü üzere her biri nedir? Gayrimustariftir. Sebep hala aynı. Alemlik ve acemilik. Bir şey değişmedi. Bir de ne var? Saf suresi 6. ayet. Saf suresi 6'ya baktığımızda buradaki Ahmet kelimesi fiil veznindedir. Aynı zamanda özel isimdir. İki tane sebep yine kendisinde var. Sarılar daima gayrimustarifleri gösteriyor. İyi rahat anlaşılması için onları renk olarak o hale koyduk. Uz'a linnâsi lellezî bi bekkete. Bekke diyor, T ile müennestir. Teinistik var kendisinde. Ve ce'enne ibne Meryem'e. Meryem nedir yine? Özel isimdir. Ve tesiz müennestir. Mü'minun 50. Bakara 148'de Şehru Ramazan. Ramazan sürekli geçti. Alemdir ve sonunda Elif Nun var. Ramazan kelimesi gayri musarif. Ramazan'ı hiç unutmayalım. Ardından Bakara 148'de Mineyyamin Uhar gelmiştir. Uhar adillik ve vasıflık var kendisinde. Eyyamın sıfatıdır yani. Vasıf sıfat. Fetha ile mecrurdur. Çünkü gayrimustariftir. Devamına baktığımızda Nisa suresi 86. ayette ve idâ hayyitum bi tahiyyetin tahayyû diye devam ediyor. Bi ehseni. Burada da bi ehsene yani nedir? Yine gayri mustariftir. Cer alameti fetha, vasıflık ve fiil vezninde oluşu illet. Yunus 21. ayet zarra kelimesi gayrimustariftir. Sebep sadece elif-i memdu'da yani başka bir sebep aramıyoruz. Ne demiştik? Bir kelime de elif-i memdu'da varsa başka sebep aranmaz. Direkt gayrimustarif denilir. Evet. Gayrimustarif sebebi bu. En'am 91'de var. Garadıysa. Sebep ne? Muntehel cumu. Mefaile, değil mi? Mefaile, iki vezin. Daha fazla vezin var, onu da hatırlatalım. Bu ikisi çok meşhur. Tek illet, müntehel cumu olduğundan direkt gayrimusarif. Şeytan var, işte şufa'a var. Görüyorsunuz bunlar, yani şeytan hem alem hem elif nun ile bitmiş denilebilir. Şufa'a elif-i memdude ile bitmiş. Bir de burada dikkat çekecek. İki tane yer işaretledik. İki ayeti görüldüğü üzere sarı olarak işaretlemedik. Cin suresi 18. ayet. Ve ennel mesacide. Mesacit kelimesi burada gayrimusarif değil. Çünkü hemze lam bitişmiş. Elif lam da diyoruz ama hemze lamdır aslı. Hemze lam bitişmiştir. El harfu tarifin bi tamamiha evil lamu fakat. El harfu tarifin bi tamamiha. Harfi tarif ya elif pardon. El harfu tarifin bi temamiha. Yani harfi tarif hemze ve lam ikisi birdendir. Evil lamu fakat veya sadece lamdır. Yani böyle bir ihtilaf var. Harfi tarif bitişecek diyoruz.
Burada hangisi harfi tarif? Öyle bir tartışma olsa da siz nerede hemzelen bir kelime bitiştiyse direkt gayrimüstarekliğinin bozulduğunu biliniz. Burada yani mesacit ne olur? Enlerin ismi olur ve nasb edilmiş görüldüğü üzere. Bir de لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ Esasen bunu AFF kitabında da gördük. Ben kitabı incelemeden önce böyle bir doküman hazırlamıştım. Ahsen lafzı burada gayrimusarif değil. Çünkü muzaftır. Ki harfi cer ahsen cer etti. Ahsen muzaf takvimi cer etti. Bu yüzden başında harfi cer nedeniyle esre olmuştur. Ahsen. Yani olmayabilirdi. Ama neden oldu? Çünkü muzaf. Kendisinden sonra gelen kelime muzaftır. Tin suresi 4. ayet. Böylece videomuz bitti.